Merhabalar hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mikrofon. Hoş bulduk. Kendinizi tanıtır mısınız? Ben Soner Özgünel, Haliç Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanıyım. Lisansımı ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği'nde tamamladım. Daha sonra yüksek lisans ve doktorayı İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bitirdim. Haliç Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptım. Bir ara özel sektör deneyimim oldu. Tabii yine eğitimle ilgili bir şey oldu. Ericsson'un eğitim bölümünde GSM'e ilişkin farklı dersler, hem yurt içinde hem yurt dışında GSM ile ilgili birçok derse katılmış oldum. Aşağı yukarı 4-5 yıl kadar bu süreç devam etti. Daha sonra tekrar Yıldız Teknik Üniversitesi'nde eski görevime döndüm. Oradan emekli olduktan sonra da Haliç Üniversitesi'nde bölümümüzde başladım. Aşağı yukarı 10 yıl kadar olmuş. Bu kadar. Ben de kendimi tanıtayım isterseniz hocam. İbrahim Mete, Haliç Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Önümüzdeki sene mezun olacağım ben de. Peki bölüm hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Bölüm başlangıcından itibaren vereyim. Bölümümüz üniversitemizin en eski bölümlerinden biri. 2005-2006 eğitim öğretim yılında Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği adı altında eğitime başladı. Daha sonra 2012-2013 akademik yılından itibaren Elektrik Elektronik Mühendisliği adını aldı ve bu şekilde devam ediyor. Önümüzdeki 2020-2021 eğitim öğretim yılından itibaren de İngilizce eğitime geçeceğiz. Aslında bu bazı avantajlar sağlayacaktır öğrencilerimize. İşte mesleğimize ilişkin gelişmeleri daha kolay, daha yakından, daha verimli şekilde takip edebilme olanağına sahip olacaklar diye düşünüyorum. Peki hocam, planlı bir geçiş söz konusu İngilizce bölümüne. Bu kapsamda ya da bu kapsam dışında okulumuza dışarıdan gelen hocalarımız mevcut mu? Evet. Şöyle, bazı alanlarda biliyorsunuz, biraz sonra bahsedelim belki, çok geniş bir alana sahip elektrik mühendisliği. Ama bazı özel alanlarda dışarıdan öğretim üyesi gelebiliyor. Ayrıca bizler de başka üniversitelerde görev yapan arkadaşlarımız var. Ben de bilhassa başka üniversitede ders veriyorum. Böyle bir şekilde bir paylaşım söz konusu. Ders işleyişi nasıl peki hocam dönem içinde? Ya şöyle, aslında elektrik elektronik mühendisliği en hızlı gelişen bölümlerden biri. Bu nedenle de hem programlarımızı hem içeriklerimizi güncel gelişmelere, teknoloji gelişmelere uygun olarak sürekli güncellemekteyiz. Böyle bir böylece alanımızda da son gelişmeleri takip edebilme, ona ilişkin öğrencilerimizi belli konularda yetkinleştirme durumu söz konusudur. Bu derse işleyişlerinden devam etmek istiyorum da, teknik uygulamalı dersler mühendisliğin vazgeçilmezleridir. Bu dersleri nasıl işliyorsunuz? Nasıl işliyoruz daha doğrusu? Ve okulumuzda bölümümüze ait laboratuvarlarımız mevcut mu? Ne sıklıkla, ne şekilde kullanılıyor? Bazı derslerimiz sadece laboratuvar derslerimiz. Bazı derslerimizde teorik ders artı laboratuvar oluyor. Bununla ilişkin altyapımız, laboratuvarlarımız gerçekten çok güncel, teknolojik gelişmeye uygun cihazlarımız, laboratuvar ortamlarımız mevcuttur. Burada bizim bölümümüzün 4 tane ana laboratuvarı var. Birçok ders ama burada işleniyor. Örneğin devreler ve ölçme laboratuvarımız var. Orada hem elektrik devrelerine ilişkin derslerimiz, hem elektronik derslerimize ilişkin deneylerimiz burada yapılabiliyor. Sonra haberleşme laboratuvarımız var. Haberleşmeye ilişkin tüm deneylerimizi burada gerçekleştirebiliyoruz. Mantık laboratuvarımız, orada da hem mantık devreleri derslerimiz hem mikro işlemci derslerimizi burada işleme olanağına sahibiz. Ayrıca bir de elektrik makineleri ve güç elektroniği laboratuvarımız var. Burada da hem elektrik makineleri hem de güç elektroniği ile ilişkin derslerimizin uygulamalarını burada gerçekleştirebiliyoruz. Hem burada bilgisayar ortamında hem gerçek devreler üzerinde gerçekleşme söz konusu. Burada teorik ve uygulama olarak iki şekilde ya da ikisinin aynı yerde olduğu bir şekilde dersin işlendiğini söylediniz. Peki öğrencilerin derste öğrendiği teorik ve uygulamalı öğrendiklerini nasıl değerlendirmeye katıyorsunuz? Evet, şöyle diyeyim. Bir kere her deneyimiz için deney föylerimiz mevcut. Bu deney föylerimiz bu hem
şöyle diyeyim, hem bilgisayar ortamında yapılırsa programlarımız ona göre mevcut. Hem gerçek devreler üzerinde gerçekleşme durumlarında söz konusu ve onlara laboratuvar ortamına geldiğinde zaten ne yapmaları gerektiği A'dan Z'ye verilmiş durumda oluyor. Dolayısıyla takip edebiliyorlar. En başta demiştiniz hocam, bu okulumuz ilk başta elektronik haberleşme olarak kurulup daha sonrası elektrik elektroniğe dönüştü demiştiniz. Peki şu anda elektrik elektronik haberleşme ders dağılımları nasıl? Hangi tarafa nasıl öğrenci nasıl yönelince nasıl hangi şekilde belirliyor? Evet, aslında elektrik elektronik mühendisliği çok geniş bir yelpazeye sahip. İçinde elektrik var, elektronik, haberleşme, enerji, otomasyon, mikro işlemciler, kontrol, enerji gibi birçok geniş bir yelpazeye sahip. Derslerimiz de şöyle, birinci sınıfta zaten temel dersler alınıyor, bilmiyor. İkinci sınıfta mesleğimize ilişkin derslere başlıyoruz, altyapıyı oluşturuyoruz. Üçüncü sınıfta tüm alanlara ilişkin, bahsetmiş olduğum bu alanlara ilişkin temel bilgilerin alındığı, yani temelimizi oluşturduğu bir sınıf aslında. Dördüncü sınıfa geldiğimizde ise tamamen programımız seçmeli dersler üzerine kuruluyor. Ve bu seçmeli derslerde biraz önce bahsetmiş olduğum hem elektriğe ilişkin, elektroniğe, haberleşme, otomatik kontrol, alanlar, elektromanyetik alanlar, enerji gibi birçok dersi öğrenciler alabilme olanağına sahip. Böylece kendileri için hangi alanı seviyorlarsa, ilgi duyuyorlarsa bu alanda kendilerini geliştirmeleri söz konusu olabiliyor. Hocam burada seçmeli derslerden kastınız yani başka mühendislik bölümlerinden, yani okulumuzdaki mevcut bölümlerden ders alabiliyor muyuz? Evet, o da mümkündür. Mesela bizim bölüm için 9 tane alan seçmeli dersimiz olacak son sınıfta. Ve bunlardan mühendislik fakültemiz içinde hem bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, endüstri mühendisliği, makine mühendisliği bölümlerinden dersler alabilmeleri söz konusu. Böylece kendilerini hem ilgi duydukları bir alanda da bir şeyler öğrenmiş olabiliyor. Hem de entegrasyon da söz konusu olabiliyor. Bizim meslekle diğer meslekteki dersleri birleştirerek kendilerini bir farkındalık da yaratabiliyorlar. Mümkündür yani. Teşekkür ederim hocam. Peki bu mühendislerin bir imza yetkisi söz konusu okulu bitirdikten sonra. İmza yetkisine sahip olmak için ekstra bir şey yapmaları gerekiyor mu? Yoksa sadece dönemin zorunlu ve seçmeli derslerini almaları yeterli mi bu konuda? Evet. Şimdi bizim 1 kilovolta kadar zaten tüm mezunlar imza yetkisine sahiptir. Bunun üstündekiler için böyle bir şey söz konusu. O da bizim programlarımızdaki dersler bunun için yeterli. Seçmeli dersler ve ana derslerimiz var. Bunları alıp mezun olma durumunda kesinlikle bu yetkiye sahip oluyor. O bakımdan herhangi bir sorun yok. Yani derslerimiz bu elektrik mühendisliği odasının istemiş olduğu bazı yeterlilikler var. Bu dersler bu koşullar evet hepsini sağlıyor. Peki hocam, o bütün her şeyi tamamladık diyelim, derslerimizi aldık. Burada mezun olma koşullarımız nedir? Mezun olmak 240 AKSS'miz var toplamda. Onu bitireceğiz. Bir de stajlar, bitirme projemiz var tabii bu 240'ın içinde. Bunları tamamladığınız zaman ve 2.0'da ortamı açıp duruyorsanız mezun oluyorsunuz. Burada staj dediğinize göre bölümümüzde staj zorunluluğu var. Kaç iş günü staj isteniyor? Ve okulumuz staj yeri bulma konusunda bize yardımcı oluyor mu? Evet, iki tane stajımız var. Biri ikinci sınıftan, biri de üçüncü sınıftan sonra alınması uygun olan 30'ar günlük iki tane stajımız var. Bununla ilgili eğer öğrencilerimiz staj bulmada zorluk yaşıyorlarsa bölümümüz onlara destek veriyor kesinlikle. Ama herhangi bir sorun şu ana kadar yaşamadık. Yani öğrencilerin mutlaka herhangi bir alanda staj yeri kendileri temin ediyorlar. Ama dediğim gibi ihtiyaç duyulduğunda tabii bölümümüz onlara destek veriyor. Teşekkürler hocam. DGS ve yatay geçişle okulumuza gelecek arkadaşlar ne tavsiye edersiniz? Nasıl bir yol izlemediler bu burada? Evet. Aslında bizim öğrencilerin büyük kısmı da DGS ve yatay geçişten oluşuyor. Ya işte 2 yıllık biz mesleğe ilişkin bir bölümden mezun olanlar veya daha sonra başka üniversite 4 yıllıklarda okuyup da bize geçmek isteyenler vardır yatay geçişte. Bunlar da yani kendileri eğer bu bölüme isteklilerse, bunu istiyorlarsa kendilerine bir uyum paketi hazırlıyoruz. Yani daha önceki derslerinin işte muafiyetleri falan söz konusu olabiliyor. Bu şekilde kendilerini bekleriz. Teşekkür hocam. Peki varsayalım ki öğrenci
elektrik elektronik mühendisliğini tercih etti ya da mühendislik bölümlerinden birisini tercih etti. Burada başka mühendisliğe geçiş yapabilir mi? Ya da mühendislik bana göre değil dedi ikinci sınıfta ya da birinci sınıfta. Başka fakülteye geçebilir mi? Bunların koşulları neler? Mümkün. Önceden yatay geçişler sadece ikinci, üçüncü sınıflara ve belli bölümler arasında oluyordu ama şimdi o ayrım kalktı. Öğrencilerimiz herhangi bir bölümden memnun olmadıkları takdirde hem fakülte içinde başka bölümlere geçebilirler veya başka alanlarda, fakültemiz içinde başka alanlarda geçme olanına sahipler. Peki hocam, biraz da mühendislikten bahsetmek istiyorum eğitim dışında. Sektör hakkında bana biraz bilgi verebilir misiniz? Bir elektrik elektronik mühendisliği nerelerde çalışabilir? Aslında elektrik elektronik mühendisliği çok geniş bir yelpazeye sahip. Yani sektör olarak da işte tıptan diyelim, ticarete, eğitimden eğlenceye, otomasyondan otomatik kontrola, haberleşmeden ulaşıma, enerjiden elektriğe çok geniş yelpazeye sahip olduğu için hemen her alanda bu iş bulabilme olanağına sahipler. Bizim kendi sektörümüz içindeki sektörlerde mutlaka ihtiyaç duyulacak bir alan. Yani buradan anlayacağımız neredeyse bütün meslek dallarıyla ortak çalışabiliyoruz. Aşağı yukarı tüm meslekler. Çünkü her hangi mesleğe bakarsanız bakın işin içinde bir elektrik girecektir veya elektronik girecektir, evet. Bir bilgisayar girecektir. Mutlaka ilişkiniz olacak. Peki burada herkesin çok merak ettiği bir soru. Ortalama ne kadar maaş alınıyor bir elektrik elektronik mühendisi? Konu tabii şey demek zor tabii ki. Yani şuna bağlı bir yerde de kendinizi sadece bu üniversitede almış olduğunuz eğitim dışında bir farkındalık yaratmışsanız, herhangi bir kursa, sertifika programına girmişseniz, kendinizi belli alanlarda geliştirmişseniz, üzerine bir şeyler katabilmişseniz çok çok daha kolay olacaktır. Hem dediğiniz gibi iş bulma konusunda hem de maaş konusunda diyorsa maaş konusunda tabii olacaktır. Peki mezun olduktan sonra öğrencilerin ne gibi şeyler bekliyor? Herkes bir anda gidip şantiyede çalışamıyor ya da fabrikada çalışamıyor. Ne gibi şeyler bekliyor mezun olduktan sonra? Sen ne bekliyorsun mesela? Nasıl bir şey şimdi? Ya benim beklentim mezun olduktan sonra kendimi geliştirdiğim alanlarda gidip bir belli yerlere iş başvurusu yapıp onların isterlerse yetkinliklerini kendim tamamlayıp bir işe başlamak istiyorum. Ya şimdi öncelikle şu. Bir kişi herhangi bir işe girecekse bir kere onun sevdiği bir alan olmalı. Elektrik mühendisliği biraz önce bahsetmiştim. Çok alana sahip. Bu alanlarda hangisinde kendisini yetkin hissediyor veya hangisinde çalışırsa mutlu olur, memnun olabilir. Bunları belirlerse o alanda iş bulması belki daha kolay olur veya kendini yönlendirmiş olur. Böylece sonuçta kendisini mutlu olacağı bir iş alanında, bir iş ortamında çalışıyor olabilir. Evet hocam, bu konuda haklısınız. İnsan sevdiği işi yapmalı. Kesinlikle. Okulumuzda bir de kariyer merkezi mevcut. Kariyer merkezi bölümümüzle alakalı nasıl faaliyetler yürütüyor? Teknik geziler olsun, seminerler olsun. Ya da yetkin kişileri buraya getiriyor mu ya da onlara götürüyor mu bizi? Evet. Şimdi kariyer merkezimiz, sürekli eğitim merkezimiz gibi birçok merkezimiz var üniversitemizde. Bunlarla tabii koordinasyon sağlanmış biçimde. Yani koordineli biçimde çalışıyoruz. Mesela teknik gezilerimiz olabiliyor, bir kuruma veya bir fabrikaya geziler düzenleyebiliyoruz. Öğrencilerimiz çalışacakları ortamında nasıl olduğunu, meslekleriyle ilişkili neler yapıyor onları görmeleri için bunları düzenleme söz konusu olabiliyor. Ve değişik alanlarda da uzman kişileri buraya çağırıp seminerler düzenlemeyi hem fakülte olarak hem de bölüm olarak sürekli bunlarla ilgili çalışmalar mevcut. Peki okulumuzda girişimcilik yapmak isteyen öğrenci için nasıl bir avantajlar sunuluyor? Bir avantaj var mı? Şöyle, şimdi Kuluçka merkezimiz faaliyete giriyor. Orada girişimcileri destekleyen, yani yeni projeleri olan veya bazı projelerini geliştirmek isteyen akademisyen olabilir veya öğrencilerimiz olabilir. Bu fikirlerle geldikleri zaman kendileri destekleyen, bu girişimlerine desteklenecektir. İcralı patent veya herhangi bir olanakta kendilerine sağlanabilecektir. Bu konuda Kuluçka merkezimiz oldukça yararlı işlerle girişecektir. Evet. Peki okulumuzun bu yeni yürütmeye başladığı bir proje var. Sanal gerçeklik projesi. Elektrik elektronik mühendisliği bölümünün bu projedeki yeri ne? Yani sanal gerçeklik gerçekten üniversitemizin önem verdiği bir konu. Aslında birçok alanı da ilgilendirmekte.
hem üniversite birçok bölümde ilgilenmekte. Ancak bölümümüz gerçekten bununla doğrudan ilintili bir bölüm. Yani sanal gerçekliğimizde işte nesneler, üç boyutlu görüntüsü, bunların takip edebilme, işte bu ortamlara girmesi, ister tablet olabilir, bilgisayar olabilir veya cep telefonu olabilir. Üç boyutlu bir ortamda geziyormuş hissi duyulabilir. Ve bununla ilgili de mesela giyilebilir teknolojiler, filtreler, sensör füzyonu gibi bu sanal gerçekliği destekleyen projeler. Bu projelerde mesela öğrencilerimizi de bekliyoruz. Burada kendileri katkıda bulunabilirler. Veya kendileri de bu konuda çalışmak isterlerse bu merkezlerimizde ya sanal gerçekliğe ilişkin projelerimizi yer almalarını isteriz kendilerine. Anladım. Yani öğrencinin merak ettiği, derste işleyip merak ettiği şeyleri sanal gerçeklik sayesinde burada daha kolay erişimine sağlayabiliyoruz. Yani. Evet. O şey. Peki hocam, bu elektrik elektronik mühendisliğini kimler seçmeli ve neden seçmeliler? Şimdi bununla ilgili şöyle temel olarak şundan bahsedeyim. Matematik ve fizik bunu sevmeleri lazım. Matematik ve fiziği. Ya bu konuda kendilerine güvenmeleri lazım. Matematik ve fiziği ben seviyorum, yapmak istiyorum derse temeli de bu. Yani matematik altyapımız bu. Çünkü bu geniş alan dedi işte elektrik, elektronik, elektromanyetik ve işte otomatik kontrol falan bir sürü alanlardan bahsediyor. Bunların hepsinde bunlardan fizik veya işte matematik bilgisi gerekiyor. Eğer bu konularda da gerçekten kendilerini hem meraklılarsa hem de kendilerini yetkin hissediyorlarsa kesinlikle bu kişiler için uygun bir bölüm. Hocam burada neden seçmeleri cevapladınız. Teşekkür ederim. Peki bu meslekte nasıl bir gelecek var? Yani bazı bölümler gibi sonu olan meslek mi, sonsuz bir meslek mi? Aslında biraz önce o söylediğim şey de en hızlı gelişen meslek dallarından biri. Çünkü takip ettiğimizde yani bizler bile bazen takipte zorlanıyoruz. O kadar gelişmeler hani güncel diyoruz ama güncelin de ötesinde. Sürekli bir yenilikler söz konusu, onları takip etmemiz gerekiyor söz konusu. Bu bakımdan yani bizim mesleğimizin sonu yok demek istiyorum. Çünkü sadece kendi mesleğimizde diğer meslek dallarıyla ilintili olduğu için onlarla da bir alışveriş söz konusu, onlara da desteğimiz söz konusu. Yani bizim mesleğin birçok olanaklarından da yararlanıyorlar. Yani mesleğimizin bir sonu yok. Hocam şu anda pandemi dönemi geçiriyoruz. En kısa sürede bitmesini temenni ediyoruz. Bu dönemde okulumuz online eğitime geçti. Bölümümüz bu online eğitime nasıl bir adaptasyon sağladı? Size geri dönüşleri nasıl oldu? Öğrenciler alışabildi mi? Yani gerçekten çok başarılı bir süreç geçirmiş olduk. HaliçX platformunda burada derslerimizi ve uygulamalı derslerimizde, laboratuvarlarımızda da sanal ortamlarda gerçekleşme olanağı bulduk. Yani hiçbir sorun yaşamadan bu dönemi atlatmış olduk. Hem derslerimizi, işte laboratuvarlarımızı, sınavlarımızı bu platform üzerinden başarılı bir şekilde tamamladık. Hiçbir sorun yaşamadık. Yani öğrencilerin sağlığını düşünerekten bu şekilde şey yürüttünüz. Siz de umarım memnun olmuşsunuz. Çok memnun olduk. Yani başarılı bir sistemde öğretmenlerimizden de hocalarımızdan da çok teşekkür ederiz hepsine. Peki hocam, öğrenciler neden Haliç Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliğini seçmeliler? Diğer üniversitelerden nasıl bir farkımız var? Şimdi gerçekten akademik kadromuz deneyimli, yetkin, bilgili bir akademik kadroya sahibiz. Ve bu ders programları biraz önce bahsetmiş olduğum gibi başta yani sürekli güncelini takip eden ders programlarımız mevcut. Yani öğrencilerimiz için hem derslerimizle hem altyapımızla, laboratuvarlarımızla gerçekten öğrencilerimizin için gerekli olan tüm imkanları sunmuş oluyoruz kendilerine. Bu bakımdan kesinlikle tavsiye ederim. Bir de şey yönüne de bakarsak kampüsümüz yer olarak yani bir şehir içi üniversitesi aslında. Kampüsümüzün bulunduğu bölüm hem Anadolu yakasına hem Avrupa yakasında kavşak noktasında diyelim. Çok kolay ulaşım olanağına sahip olabilecekler. Ayrıca kampüsümüzde tüm ihtiyaçların sağlandığı bir ortam sunuyoruz.
birlikte yaşıyorsunuz bunu. Değil mi? Bir aile ortamı şeklinde. Evet, zaten öğrencilerimize aile ortam burada söz konusu. Öğrencilerimize yani dersler dışında da sürekli iletişim halindeyiz. Yani öğrencilerimize herhangi bir sorunu derslerle ilgili veya başka alanda olsun sürekli bizleri ararlar. Hatta şey olarak söyleyeyim, benim telefonum her zaman onlara açıktır. Evet hocam, bu konuda hakkınızı yemeyiz. O bakımdan WhatsApp'la bile ulaşabilirler öğrenciler. Her gün, her saat. Yani herhangi bir sorunu varsa derslerle ilgili olabilir veya başka herhangi bir üniversiteyle ilgili olabilir. Onlarla yakından ilgileniyoruz. Kendilerini üniversitemiz görmekten mutluluk duyarız. O zaman hocam ben size çok teşekkür ederim. Tercih yapacak arkadaşları da Haliç Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümüne bekleriz. Ben size çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun.